Efendim iyi günler. Her çarşamba olduğu gibi yatırımların, birikimin ve tasarrufun konuşulacağı varlık yönetimi programındayız. Hoş geldiniz. Ben Rahim Ak. Bu hafta yayınımızı salgın nedeniyle uzaktan erişim ile sağlıyoruz. Efendim tam da ekonominin temel kurallarının alt üst olduğu, hangi gelişmenin hangi sonuçları doğuracağı konusunun gerçekten belirsiz olduğu bir dönemde uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün işte bu doğrultuda bir konuğumuz yine Türkiye'nin önemli uzmanlarından FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu. Erol Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Erol Bey, sizinle bu dönem bireysel yatırımcılar için, vatandaş için elinizdeki varlıkların nasıl değerlendirileceği, nasıl birikimlerin finansal piyasalarda değer kaybetmeyeceği en azından bir ortamı konuşacağız. İlk olarak yaşadığımız süreci nasıl tanımlıyorsunuz? Bu pandeminin piyasalar etkisi ne kadar sürecek? Sonuçta nasıl bir piyasa ile karşı karşıya kalacağız? Beklentilerinizi alabilir miyiz? Bir çerçeve çizmek açısından efendim. Öncelikle merhabalar. Bu COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza 2000'i geçti. Herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Sesim geliyor. Ben sizi duyuyorum. Çok rahat duyuyorsunuz. Bu yaşadığımız dönem tabii çok tüm insanlık olarak çok hazır olduğumuz bir dönem değildi. Çok alışık olduğumuz bir periyot değildi. Tüm dünyadaki ülkeler açısından baktığımızda aynı anda başlayan bir salgın tüm ülkeleri etkisi altına aldı. Dalga dalga hem yaşamsal fonksiyonlarımızı etkiledi hem sosyal ilişkilerimizi etkiledi. Dolayısıyla ne kadar süreceğine yönelik olarak kestirimler birazcık bizim sosyal mesafeleri kurallarına uymamızla ilgili doğru orantılı yapılan bütün araştırma raporlarına baktığımızda çeşitli senaryolara göre en iyi ihtimallerde Mayıs sonu, Haziran sonu biraz daha bu izolasyon kurallarına uymazsak, daha esnek davranırsak da Temmuz'u bulacağı söyleniyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bunu kestirebilmek şu anda çok mümkün değil. Ama bunun da ekonomiye yansıması aynı oranda olacaktır. Aynı zaman periyodunda olacaktır diyorsunuz, öyle mi efendim? Tabii süreler uzadıkça ekonomik açıdan baktığımızda tabii finansal piyasalar ilk başta etkileniyor. Biliyorsunuz finansal piyasalar pozitif yönlere, negatif yönlere ilk etkilenen alanlar oluyor. Arkasından reel ekonomi bu anlamda baktığımızda daha fazla etkilenecek. Umarım bu periyot çok kısa sürer. En azından yılın başında ilk başladığımız, pozitif başladığımız bir yılı ikinci çeyrekteki kayıpların hemen akabinde yaz aylarıyla beraber tamir sürecine geçeriz ve toparlarız. Evet. Abi siz bir emeklilik şirketi genel müdürüsünüz. Bu anlamda da insanların varlıklarını yönetiyorsunuz, Türk vatandaşlarının varlıklarını yönetiyorsunuz. Bu salgının varlıklara şimdiye kadar etkisi ne oldu? Hangi yatırım ve tasarruf alanında nasıl bir değişim gözlemlediniz? Onu aktarabilir misiniz lütfen? Şimdi tabii faizlerin hızla değişmesi, borsanın çok hızlı bir şekilde yılın başlarında beklediğimizde hani 140 bin lira vesaire gideceğini tahmin ediyorduk. Bir anda bu salgınla beraber her şey çok hızlı bir şekilde değişime uğradı. Dolayısıyla vatandaş olarak yatırımlarındaki bu hızlı değişimlerdeki kayıpları çok iyi şekilde anlayamadı, yorumlayamadı. Hı hı. Böyle olunca da şeye baktığımızda özellikle altında hızlı bir yükseliş oldu. Dolayısıyla altına hı hı. doğru bir hareketlilik küçük de olsa bireysel emeklilik açısından baktığımızda kendi alanımız açısından bireysel emeklilik müşterileri biraz daha uzun vadeli bakan, uzun vadeli bakması gereken bir müşteri kitlesi. Böyle olunca da altına doğru bir kayma var. Hisse senedine uzun vadeli yatırım yapan, uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak düşünen müşterilerimiz hisse senedine kısmen geçişleri görüyoruz. Ama bir panik şeyi hissetmedik bireysel emeklilikte. Çok hızlı bir şekilde çıkış ya da fon dağılım değişikliği hareketliliği şu anda gözlemlemedik. Dolayısıyla vatandaş kısmen panik altına yapmadı diyorsunuz. Yani siz de uzmanlar olarak sık sık şunu belirtiyorsunuz. Bu tip dönemlerde durup bekleyeceksiniz. Bu olağanüstü fırtınanın dinmesini bekleyeceksiniz şeklinde. Peki vatandaş bu anlamda dinmesini, fırtınanın dinmesini bekledi diyebilir miyiz? Bir de şunu soracağım. Özellikle hisse senedi çok da beklendik bir şey değil. Hisse senedi bireysel emeklilik tarafında hisse senedi fonlarına
giriş olduğu gözlemleniyor. En azından rakamlar onu söylüyor ama bu kısa dönemde aldatıcı bir şey midir, yoksa gerçekten de BES yatırımcıları hisse senetlerine uzun vadeli düşünerek hisse senetlerine giriş mi yapıyorlar efendim? Tabii bu anlamda baktığınızda kriz döneminde çok profesyonel değilseniz doğru hareketleri yakalayabilme ihtimaliniz çok düşük. Dolayısıyla pozisyonunuzu korumak en doğru hareketlerden biri, en azından yanlış yapmamış olursunuz. Çünkü doğruyu yakalayabilme ihtimaliniz biraz daha düşük. Bu anlamda baktığımızda profesyonellere ya da şirket tavsiyelerine biraz daha uyum gösterilmesi gerekliliğini düşünüyorum. Hisse senetleri tarafında tabii her şey çok ucuzladı. Dolayısıyla giriş yapan kişiler açısından baktığımızda burayı fırsat olarak görüyor. Çünkü Türkiye olarak baktığımızda aslında biz bu tür krizlerden çok fazla geçtik. Yani bir bağışıklığımız var, alışkanlığımız var. Dolayısıyla hisse senedi tarafında fırsat gören katılımcılarımız hisse senetlerine geçiş yapmaları muhtemel getirilerini maksimum seviyeye getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla uzun vadeli bakan, ki bireysel emeklilik müşterileri uzun vadeli bakması gerekiyor, çok yanlış bir hareket olduğunu söyleyemeyiz. Keza bütün şeyler açısından baktığımızda, fonlar açısından baktığımızda orta uzun vadede ciddi anlamda getiri potansiyeli sağlıyor. Tabii kısa vadede bakmamak gerekiyor. Kısa vadede getirilerdeki kayıpları kayıp olarak görmemek gerekiyor. Mümkün mertebe bu sisteme para koyarak aslında çok daha ucuzlamışken daha fazla getiriye elde etme imkanı var. %25 devlet katkısı unutulmaması gereken bir şey. Dolayısıyla %25 ilave bir gelir var. Artı çok ucuzdan da bütün fonlara giriş yapılmış olacak. Evet, Erol Bey, peki çıkış gözlenen fonlar var mı? Şunu soracağım. Yani Türk vatandaşların ağırlıklı olarak bulunduğu tahvil bono fonları ve son dönemde de uzmanların yönettiği değişken fonlara bir geçiş olduğunu da biliyoruz. Son 2-3 yıldan bahsediyorum. Yavaş yavaş uzmanlara bırakmaya başladılar işi. Hatta robot yatırımlar da oldu. Onu da soracağım ilerleyen sorularda. Ama bu anlamda yani tahvil, bono ve değişken fonlardaki durum nedir? Oralara doğru da bir hareket var mı? Daha fazla uzmanlara bırakıyor mu vatandaşlar varlıklarının yönetimini? Tabii biz bireysel emeklilikte müşterilerimiz tarafından çok fazla fon dağılım değişikliği yapıldığını sistemin başladığı günden beri yaklaşık neredeyse 20. yılına doğru yaklaşıyoruz. 18 yıl oldu. Gözlemlemiyorduk. Yani fon dağılım sık sık değişikliği hareketi yapan bir profil yatırımcı kitlesi değil. Daha çok kendi risk seviyesinde belirlediği pozisyonlarla devam eden bir müşteri kitlemiz var. Evet, dolayısıyla bazen bunlar, de eleştiri konusu oluyor bu. Bazen de evet bu tür yerlerde hep aynı yerde durarak maksimum getiriyi elde etmeye çalışmak gibi bir eleştirimiz de oluyor. Burada tabii ki biraz önce belirttiğiniz gibi profesyonellerin yönetmiş olduğu esnek fonları tercih etmeleri çok daha doğru bir yatırımcı, yani finansal okuryazarlık anlamında çok piyasaları takip etmiyorsanız, profesyonel bir bilgi seviyeniz yoksa esnek fonlara geçiş yapmak müşteriler açısından bu profesyonellik hizmetine almayı sağlayacaktır. Ben de kişisel olarak piyasaları bu kadar yakından takip etmeme rağmen hareketleri devamlı sağlayamayacağım için kişisel olarak da esnek fonları tercih ediyorum. Faizlerdeki dalgalanmalara bağlı olarak bu dönemlerde getiriler aşağı yukarı hareket etse de ben bu sabit getirili varlıklarında uzun vadede tatminkar getiriler sağlayacağını düşünüyorum. Keza geçen sene bunun örneğidir yani. Şunu aldık değil mi? Yani BES yatırımcısı, BES'in emeklilik sisteminde yatırımcılar başlangıçtan itibaren belirledikleri risk profiline uygun olarak duruyorlar. Çok fazla panik havası yok, çok fazla bir değişim de mi yok, onu mu anlayalım? Yani toplam içerisine baktığımızda tabii bireysel emeklilik artık 130 milyar 135 milyar fon büyüklüğüne gelmiş, 12 milyon müşterisi katılımcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki mesela değerli madenlere geçişler 5 milyar olsa bile toplam içerisinde çok büyük bir hareketlilik var diyemeyiz. Keza çıkışlarda bir kısım altın fonlarına geçiyor demek bu. Evet altın fonları, çünkü altında çok olumlu getiri olunca bazı piyasaları takip eden katılımcılarımız
altın fonlarına geçerek bu süreçteki gelirlerini elde etmeyi düşünüyor, realize etmek istiyorlar. Hı hı. Fakat tabii bunlar çok hızlı bir şekilde de geri de gelebilir. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Ani yükselişler ya da ani düşüşlerde bunlardan zamanla çıkamadığınızda oradaki gelirlerden de mahrum olursunuz. Dolayısıyla zamanlama açısından baktığımızda oldukça doğru zamanda hareketi yapmak gerekiyor. Tek başına altın fonu ya da döviz fonu ya da sabit getirili varlıklar diye sınıflandırmamak lazım. Dolayısıyla bunları profesyonelce yönetmek gerekiyor. Biraz sizin önce belirttiğiniz gibi esnek fonlar bu anlamda çok daha böyle dönemlerde tatminkar getiriler sağlayacağı kanaatindeyim. Sanki yatırımcılar için daha iyi duruyor gibi. Peki biraz daha genel bakarsak Erol Bey. Şimdi ben rakamlara baktım. BES fonlarından siz de belki söyleyeceksiniz. BES fonlarından bir çıkıştan söz edemiyoruz şu anda. Tabii bir panik havası hala sürüyor, yaşandı hala sürüyor. Buna rağmen bakıldığında normalde bir çıkış beklenir yatırım enstrümanlarından ama BES'te böyle bir durum söz konusu değil şu anda. Ama tabii bu bütün global ekonomilerde olduğu gibi Türk ekonomisi de etkilenecektir bundan. Önümüzdeki dönemde beklentiler, hemen hemen tüm ekonomistlerin beklentileri bu yönde. İşsizlik olunca da BES'in dönüp geçtiğimiz dönemlerdeki performansına bakıldığında işsizlikten olumsuz etkilendiği görülüyor. Şimdi bu anlamda önümüzdeki dönemde böylesi bir yeniden geçmişte olduğu gibi bir olumsuz etkilenme bekliyor musunuz? Bunun önlenmesi için neler yapılması gerekiyor Erol Bey? Şimdi tabii toplam çalışma hayatında gelir sağlayan kesimle ciddi anlamda ki bu hafta başında açıklanan raporlar açısından baktığımızda 3.2 milyon kişi kısmi çalışmaya müracaat etti. Ama bunlar daha çok küçük ölçekli şirketlerde çalışan kişilerdi. Dolayısıyla ilk hareket olarak bireysel emeklilik açısından baktığımızda belki tahsilatla ilgili sıkıntılar olabilir. İnsanlar buradaki katkı paylarını ödemeyebilirler. Gelirlerindeki azalışa bağlı onlar olarak. Onlar da genellikle kredi kartlarından çekiliyor ama. Yani o anlamda da ben kredi kartları rakamlarını Merkez Bankası'nın takip ediyorum BES'e ilişkinde. Orada çok azalma, bu haftaya kadar bir azalma yok. Hatta artış var diyebiliriz. Doğru. Bugüne kadar herhangi bir ciddi anlamda bir azalış yok. Belki ilerleyen aşamalarda şey olabilir. Vatandaşımız açısından baktığımızda bireysel emeklilik aslında bozdurulması gereken en son nokta olarak değerlendirilmesini ben öneriyorum. Dolayısıyla yılların birikimini buradaki kısa vadede hemen sistemden almak kendilerine hem zaman açısından zaman kaybettirecek hem devlet katkısının dan mahrum olacaklar. Dolayısıyla aslında faizler de ucuzladı. Bireysel kredilere yönelmesi daha doğru bir davranış olacaktır. Dolayısıyla bu gelir seviyesiyle beraber bireysel emeklilik sisteminden çok yüklü çıkışların olacağını düşünmüyorum. Kısmen alt gelir grubundaki insanlar açısından baktığımızda bir fon çıkışı olabilir ama toplam içerisinde baktığımızda bireysel emeklilik sisteminde ciddi anlamda bir azalışa sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Belki ödemeleri durdurabilirler. Ama, ancak bir yandan da bu bireysel emeklilik, yani bu tasarruflar, bu birikimler böylesi zor dönemler için yapılmadı mı diye de insanın aklına geliyor. Buradaki ince çizgi nedir? Yani siz diyorsunuz ki en son düşünmesi gereken konu ama tabii eğer yani tabii ki beklentimiz doğrultusunda değil, tabii ki isteğimiz doğrultusunda değil ama işsizlikler olursa, insanların gelirleri düşerse bu anlamda diyorsunuz ki daha çok kredi mi kullansınlar bu BES fonlarını yaratmaktansa? Bireysel emeklilik sistemindeki kayıplarına nazaran belki kredi daha iyi bir opsiyon olabilir. Tabii krediler açısından her vatandaşımız da bankadan kredi alabilir mi? Bunlara da bakmak gerekiyor. Tabii en son düşünülmesi gereken. Yani düşünün, tabii ki atalarımızın sözü vardır. Ak akça kara gün içindir. Günün sonunda bireysel emeklilik küçük tasarruflarla bir kumbara sistemidir. İhtiyaç varsa tabii ki buradaki birikimlerine gelmesi gerekiyor. Fakat şöyle düşünülmesi gereken bir şey. Bireysel emeklilik sistemi emeklilik günleri için aslında bu yaşantımızda bu tür badireler hep olacaktır. Ama aslında bu tür salgının gösterdiği çok önemli şeylerden bir tanesi de bugün birikim yapan insanlar aslında ne kadar doğru bir şey yaptığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla yaşlandığımızda ki ülke olarak baktığımızda çok hızlı yaşlılık boyutuna giden bir ülkeyiz. Tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Bugün belki alternatiflerimiz var. Biraz önce söylediğim gibi kredi imkanı olan, kredi alabilme ihtimali olan ya da farklı birikimleri olan kişiler bunları bozdurarak
ya da bu kredilere başvurarak bugünkü ihtiyaçlar, kısa vadeli ihtiyaçlarını giderebilirler. Fakat bugün harcadıkları her tutar, bireysel emeklilik sisteminden aldıkları her tutar aslında emekliliklerinden alınmış bir gelir. Oysa yaşlılıkta o süreçlere geldiğimizde bu parayı belki bulabilecekleri alternatifleri olmayacak. Bunun için son seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum. Öbür türlü yaşlılıkla beraber bu imkanlar belki de hiç olmayacak. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Tabii ki yani ne kadar yıldır sistemde bulunuyor, devlet katkısının ne kadarına hak etmiş durumda insanlar, onları da matematiksel olarak eğer finansal ihtiyaç gerekliyse orada ne kadar faiz ödenecek ve bu diğer tarafta da ne kadarlık bir devlet katkısından vazgeçiliyor, onun matematiksel olarak karşılaştırılması da herhalde daha iyi olur, değil mi Erol Bey? Kesinlikle, çünkü bugün açısından baktığımızda bütün finansal sistemlerde, bankalarda vatandaşın bu zor gününde yardımcı olmak için faiz oranlarında indirimler yapılıyor, taksit ödemeleri esnetiliyor. Dolayısıyla burada kaybedilecek devlet katkısı, zaman, bunların her biri vatandaşımız tarafından hesaba katılarak tercihini buna göre yapması daha doğru bir davranış olacaktır. Yoksa ilk aklına gelen şekilde bireysel emekliliği alınması bence uzun vadede yanlış bir hareket olabilir. Bu yanlışlıktan kaçınılması gerekiyor. Kolaycılık olur ve uzun vadede yanlış olur diyorsunuz. Bir de bu daha ucuz ve daha kolay kredi alınması için teminat olarak gösterilmesi, BES fonlarının teminat olarak gösterilmesini hep sektör olarak siz istiyorsunuz. Yeniden belki gündeme gelebilir mi Erol Bey? Tabii şu anda kamu tarafında da bu tür çalışmalar var. Kısmi çıkış ya da teminat olarak gösterilmesi. Bu tür gelişmeler olması durumunda bireysel emeklilik sistemi tabii finansal tarafta kredinin alınmasını belki kolaylaştıracak. Dolayısıyla bizim 20 yılda 130 milyarı biriktirdik Rahim Bey. Yani bunu hemen ilk akla gelen şekliyle bozdurulması durumunda bunu korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar aslında bizim yaşlılığımızın garantisi. Yaşlandığımızda kullanacağımız paralar gözüyle bakılması gerekiyor. Dolayısıyla kamu tarafı da biliyorum bu anlamda oldukça düzenlemeler yapma, bunu koruma kapsamında çalışmalar yürütüyor. Yılın başında zaten tamamlayacağı emeklilikle ilgili açılımları da vardı. Bir anlamda ülke ekonomisi açısından da önemli. Onu da vurgulamakta fayda var. Peki biraz yani iğneyi kendinize de batırırsanız Erol Bey, bu süreçte hem fon yöneticileri hem siz bireysel emeklilik şirketleri yöneticileri olarak bu süreci iyi yönettik diyebiliyor musunuz? İyi yönetildi mi bu süreç? Fon getirileri ve diğer konular açısından tabii. Bireysel emeklilik açısından baktığımızda topyekun sektör anlamında kayıplar yok. %6'lar seviyesinde bir getirimiz var. Dolayısıyla öncelikle kaybettirmiyoruz müşterilerimize. Bizler tabii müşterilerimize hizmetleri verirken profesyonelce yönlendirmeler, önerilerde, tavsiyelerde bulunuyoruz. Risk algınıza göre fon dağılımlarınızı dikkatli izleyin, yapın diye. Dolayısıyla sektör olarak baktığımızda aslında bu salgın dönemlerinde bence iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bütün kurumlar mesafeli satış olarak, çağrı merkezleri teknolojik olarak, internet sayfalarımız, mobil uygulamalarımız, chatbotlarımız tümüyle beraber müşterilerimize yönlendirmeye, onun yanında olmaya çalıştığımızı gösteriyoruz. Müşteri şikayeti de almadığımız, aslında iyi şeyler yaptığımızı gösteriyor. Fakat tabii burada yine vatandaşın buradan gelen önerileri, bilgilendirmeleri dikkatli bir şekilde izleyerek, takip ederek hareket etmesi gerekiyor. Onlar fon dağılımlarını değiştirmediği sürece, biraz önce yayının başında da konuştuk, müşterilerimiz 18 yıldır aslında hiç fon dağılım değişikliği hareketliliğini yapmıyorlardı. Dolayısıyla bu alışkanlıklarında aslında bizlere ya da fon yöneticilerine daha fazla güvenerek hareket ederlerse bence çok daha fazla zarar görmeden çıkabilirler. Getirilerinde de tatminkar sonuçlar alabileceklerini düşünüyorum. Bir de hep söylenen şu var Erol Bey. Bu tip kriz dönemlerinin ardından, panik dönemlerinin ardından genellikle tasarruflar artar. Yani doğal olarak, yani temel ihtiyaç maddelerinin dışında çok fazla kimse harcama yapmak istemiyor. Böylesi bir şey bekliyor musunuz BES açısından? Bu pandemi, bu salgının ardından?
Tabii ki bence aslında bireysel emeklilik sistemi açısından baktığımızda bu tasarrufun ne kadar önemli olduğunu tüm dünya ile beraber bir testten geçtik ve önemini anladık. Sadece bireysel emeklilik açısından tasarruf etmek anlamında söylemiyorum. Ben bu tür etkilerin sigortacılık alanında da gelişmeler kaydedeceğine inanan biriyim. Sağlık sigortası, hayat sigortacılığının önemi bence birazcık daha iyi anlaşılması gerekiyor vatandaş nezdinde. Çünkü bunlar da aslında bir tasarruf. Eğer sağlık sigortanız yoksa bu tür salgınlarda ya da buna benzer hastalıklarda hastane masraflarınız aslında mevcut birikimlerinizden gidiyor. Hayat sigortacılığı anlamında baktığınızda mağluliyetler, vefatlar, çeşitli hastalıklara yakalanmanız sonucunda gelir kaybınız yine birikimlerinizden alıyor. Dolayısıyla bence bunlar çok daha fazla önümüzdeki dönemde artacaktır. Bireysel emekliliğin de bu anlamda bence daha yaygınlaşması gerekliliği zaten zorunluluk anlamında bence artması gerekiyor. Vatandaş da buna ilgi gösterecektir. Evet Erol Bey, belki de son sorumuz şu, hep sorduğumuz bütün bu konuşmalarımız sonucunda vatandaşa sizin hep söylediğiniz, üzerinde durduğunuz bir portre yaparsanız, en çok sevdiğiniz portreyi, yani o bir 100 lirayı parçalarsak en çok sevdiğiniz taraf hangisi olur? O 100 lirayı nasıl parçalarsınız? Nasıl bir portre yaparsınız bu dönemde? Tabii bu işi ben bu dönem ben hani profesyonellere bırakmayı tercih eden bir kişiyim. Dolayısıyla kendi risk seviyeme göre söylemek istiyorum. Bir bu anlamlarda fon yönetici anlamında uzman bir kişi değilim. Ama kişisel şeyim, yayın esnasında da söylemiştim. Ben esnek fonları kendi risk seviyeme uygun olarak çeşitli esnek fonlar var. Dolayısıyla ben esnek fon ağırlıklı %80'lere kadar, %70'lere kadar esnek fon alan, yanına da %10 dövizli, %10 da altın ya da 15-15 şeklinde de bir portföy yapıyorum. Dolayısıyla işin büyük çoğunu profesyonel portföy yöneticilerine bırakan bir kişiyim. Peki. Çok sağ olun Erol Bey. Yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Böylesi bir zor dönemde. Çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için. Efendim, bir varlık yönetimi programının daha sonuna geldik. Konuğumuz FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu'ydu. Bir sonraki hafta çarşamba günü yeniden birikim, tasarruf ve yatırımların konuşulacağı varlık yönetiminde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.